bize bak. Geri dön ve bize bak. Nereye gidiyorsun? Gidemezsin. Geri dön. Hey, ne oluyor orada? Neden yalnız içiyorsun? Mihir, sen delirdin mi? Arabada yapma bari. Mohit, sen onun abisisin. Söylesene şunu. Olur Tanya. Mihir, arabada düzgün dur. Şoför bey, bu kurallar sürücüler için, sahipler için değil. Çok konuşuyorsun. Bekle, birazdan görürsün. Sana ben motor yarışında beni yenmen için şans vermiştim daha önce, öyle değil mi? Ama ne oldu? Bana 3 kere yenildin. Senin yerine ben utandım. Öyle mi? Bu sefer göreceksin. Arkana bakmadan kaçacaksın. Bakalım kim utanacak? Sen. Bu kıskançlığın nereden geldiğini tahmin edebiliyorum. Hiçbiriniz beni çekemiyorsunuz. Oo. Evet. Tabii. Kesinlikle çok haklısın. Hem bunu sen istemiştin Mohit. Yarışı kim kaybederse hepimizi arabayla tepeye o götürecek, öyle değil mi? Sadece götürmeyecek, sonra da geri getirecek. Kesinlikle. Ancak ondan sonra buna elini sürebilirsin. Arkadaşlar, bugün planımız nedir? Orada çok kalmayacağız, tamam mı? Yarın işe gideceğim de. İşe sadece sen gidiyorsun. Hem gündüz hem de gece var diye, söyle değil mi? Zor olmuyor mu? Söylesene lütfen. Çok eğleniyorsun galiba. Yukarıda ateş yanıyor. Bakalım hangimiz kazanacak? Siz delirdiniz mi? Ateşten korktuğunu biliyorsunuz. Fobisi var. Dalga geçmeyin. Şimdi ağlayacağım. Bazen annem gibi davranıyorsun. Benim bir cici anneye ihtiyacım yok, tamam mı? Lütfen yapma bir daha. Peki, tamam. Artık konuşmuyorum. Nasıl? Konuşmayacak mısın? Kes sesini. O konak. O mu? Nerede? O mu? İşte orada. Karşıda işte. Bakın orada. Hadi evet. Gidelim hadi. Hadi. Gideriz tabii. Acayip eğleneceğiz çocuklar. Hey! Neden yemekleri topluyorsun? Geç gelecek herhalde. Geldiğinde karnı aç olur. Evet. Hep geç geliyor zaten. Karnı da hep aç oluyor. Sorun ne ki? Kız çok çalışıyor. O diğer kızlara hiç benzemiyor, tamam mı? Evet, sorun da bu zaten. Senin kızın diğer kızlara hiç benzemiyor. Günümüz kızları sessiz, utangaç ve duygusal oluyor. Ama bizim Şiravnimiz hiç diğer kızlara benzemiyor Mukeş. Sarika, bence bu çok iyi. Kimseden korkmuyor. Korku nedir bilmiyor bile. Aklından geçen her şeyi pat diye söyleyebilirim. Evet. Böyle insanlara görgüsüz derler. Olabilir. Ama ben böyle insanlara açık sözlü derim. Baksana Sarika, neden kızlarla erkekler arasında ayrım yapıyoruz ki? Mesela biz evlendiğimizde ben çok mu maço bir erkektim, söyler misin? Hiç de öyle değildin. Hem zaten o kelime sana hiç yakışmıyor. Evet, tamam. Ben de öyle diyorum zaten. Evlilik için tanıştığımızda benim dürüst ve aklı başında biri olduğumu gördün zaten. Ben de senin eğitimli ve açık fikirli biri olduğunu gördüm. Kızımız da aynı bizim gibi, sorun yok. Nasıl giyindiğini gördün mü hiç? Sarika, Mumbai'de yaşayıp böyle konuşuyorsan sana söyleyecek bir şey bulamıyorum. Aman söyleme. O senin sevgili kızın zaten. Hiçbir yanlışını gözün görmüyor. Sarika, kızın bir hatası yok ki. Biz ona sadece neyin doğru, neyin yanlış olduğunu göstermeliyiz. Sonra kendisi karar verir zaten. Neyse, bırakalım bunları artık. Film seyredelim mi? Ne dersin? Ha? Hey, ne oldu? Film seyredelim. Mum bulmak gerekiyor şimdi. Bir dakika. Akıllı karım benim. Hırsız. Sakın içeri girmeye kalkma, yoksa gebertirim. Hırsız elinizdekileri görse gülmekten ölürdü. Şiravni, sen miydin?
Gerçekten mi? Çok tatlısınız. Böyle eve mi girilir kızım, ne yapıyorsun? Her zaman değil. Ama mutlu olduğumda böyle girerim. Öyle mi? Ha, bir sorsana. Kızın bugün neler yapmış? Ne demek istiyorsun? Çalıştım. Gurur duyacağım işler yaptım. Bir uygulama üzerinde çalıştığımı söylemiştim. Tehlike için bir çağrı sistemi uygulaması neredeyse hazır. Eğer satmayı başarırsam... O zaman kocaman bir ev alacağız. Değil mi? Çok katlı bir ev. Evet, bir sürü de odası olacak. Dışarıda da kocaman bir bahçesi. Bahçe! Kesinlikle. O zamana kadar bu küçük evde kalacağız ne yazık ki. Kalırız tabii. Bu arada... Sürpriz. Bu ne? Siz açın, ben geliyorum. Kızımız bize ne aldı acaba? Ha? Açalım hadi bakalım şuna. Vay canına. Çok güzel. Çok güzel değil mi? Evet. Çok güzel. Bunu hayalimizdeki eve koyacağız. O ev hiç karanlık olmayacak. Bunu ilk maaşımla aldım. Canım kızım. Görüyor musun? Kızım ne kadar çok çalışıyor. Öyle mi? Sen gelmeden önce neler söylüyordu bir bilsen. Hayır. Biliyorum. Konuşursun. Çok tozlu. Ruhan'ın toza alerjisi var. Ve hemen hapşırmaya başlıyor. Artık eve dönelim hadi. Beni dert etmene gerek yok. Gidip eğlenelim hep birlikte. Evet hadi gidelim, ben çok istiyorum. Hadi gidelim. Hayır dedim. Emin misin? Hem de çok eminim. Peki. Tamam. Korkuyor musun? Hey! O zaman kesin gidiyoruz. Hayır diyor. Hadi gidelim. Geri dön lütfen. Hadi gidelim. Hayır gidiyoruz. Olmaz diyor. Şuradan gidiyoruz. Hadi, Mihir, ne yapıyorsun? Mihir. Dur dedim. Mihir. Hayır dur. Mihir. Bırak. Dur. Ne yapıyor bu? Hey kendine Mihir, gel. Yapma. Çocuk gibi davranıyorsun. Ne yapıyorsun? Kendine... Sen dur. Ne oldu böyle? Yılan. Sesini duydunuz mu? Ne? Duydunuz mu? Tekerle mi dolandı acaba? Bir baksak mı? Kesin öyle oldu. Kapa çeneni. Yılan falan yok. Lastik delinmiş. Her şey senin yüzünden oldu. Bak. Çok konuşma. Direksiyon sendeydi. Ben durmak üzereydim. Ben değil. Bu konak bizi durdurdu. İşte tam da burada lastiğimiz patladı. Yapacak bir şey yok, kader bu. Konak oraya gitmemizi istiyor. Gidip bakalım o zaman. Ne dersiniz arkadaşlar, gidelim mi? Hadi gidelim. Gizemli konak. Biz geliyoruz. Hadi gel. Sağ ol, ben tamirci arayacağım şimdi. Dur bekle, ben de seninle geliyorum. Hadi git. Mihir'in kuyruğu. Neyse ne. Bak. Sen iyi misin? Sana bir şey mi oldu yoksa? Nereden tamirci bulacağız hiç bilmiyorum. Ne oldu? Mihir. Birbirimizi çocukluğumuzdan beri tanıyoruz. Ben sizin evinizde bile kaldım. Yanlış bir şey varsa bana anlatabilirsin. Evet. Yanlış bir şey var, evet. Arabanın lastiği patladı ve tamirci bulamıyoruz şu anda. Daha ne olsun? Şimdi artık pergelleri aç ve benimle gel. Hadi lütfen, fazla vaktimiz yok. Kimse var mı? İçeride kimse var mı? Bence hayaletler var burada. Bir de ben sorayım. Hey! Hayalet! Kapıyı açsana! Hayalet! Kapıyı aç! İnsan öldükten sonra hayalet olmaz. Her şey kadınlar yüzünden. Hayatı cehenneme çevirirler. Yaşarken bile. Orada mısın? Kapıyı aç! O da kim öyle? Kim geliyor? Orada kim var?
Mihir sen miydin? Tamirci geliyor. Köylüler ona haber veriyor şimdi. Burada ne oldu? Protein içeceğin mi bitti yoksa? Söylesene. Gelsene. Yardım et. Çok eğlenceli. Ben dokununca açılacak mı bu? Ya içsene biraz. Boşuna mı vücut çalışıyorsun? Şurada biraz dinlenelim, tamam mı? Ne işiniz var burada? Ne oldu böyle, gördünüz mü? Deminden beri üçümüz uğraşıyoruz. Ve Mihir bir dokunuşta açtı. Sanırım bu konak bizim ödleyi sevdi. Hadi içeri girelim. Çok eğlenceli. Hadi. Hadi. Mihir? Ne oldu? Neden gelmiyor? Hadi içeri gel, hadi gel. Efendim, şu ateşi uzakta tutar mısınız? Mihir tedirgin oluyor da. İnsan ne kadar ateşten uzak dursa da sonunda mutlaka yanacaktır. Bu ateş onu da yakacak. Çocuklar, bu adamın niyeti galiba biraz bozuk. Ne dersiniz? Bence gidelim buradan. Sen sus. Sanırım bu ihtiyar öldükten sonra nereye gideceğini anladı. O yüzden ateşten falan bahsediyor. Susun! Bu konak gürültüyü ve davetsiz misafirleri hiç ama hiç sevmez. Çok fena sinirlenir. Bunu hiç anlayamıyorum. Nasıl sinirlenir yani? İnsan değil ki bu. Şimdiki gençler bunu anlamıyor. Burası bizim için önemli bir yer. Burası yılanların evi. Demek tıslama sesleri onlardan geliyor. Aa, şimdi oldu. Yılanların evi filmindeki gibi mi? Gürültü yapmayın dedim. Kısık sesle konuşun. Bu konak şekil değiştiren yılanlara ait. Öyle mi? Yılanlar şekil mi değiştiriyor? Her zaman o güçleri vardı.
yıllardır. Bir şey söyleyeceğim. Bu konak çok pis. Yılanlara söyleseniz de kuyruklarını kullanarak köşe bucak temizleseler. Yılan kraliçemiz hayatta değil. Aman tanrım. Bu çok üzücü değil mi? Bakın, onlar adına sizden özür diliyorum. Affedersiniz. Kraliçenin fotoğrafı var mı acaba? Var. Ama burada değil. Orada, içeride. Kocasını kurtarırken ikisi de acı biçimde can verdi. Çok yazık. Dikkat et. Seni içeri götürmek için söylediğine eminim. Hapşır! Rohan hapşırdı. Burada bir şeyler oluyor. Sen delirdin mi? Sadece birkaç dakika. Arabanın işi bitmiş olur hem. Bence burada oyalanalım, olur mu? Hadi lütfen, hadi. Asıl sen delirdin. Ben gidiyorum. Amca, bana resimleri gösterir misin? Gel. Nereye? Biriniz şu kızı öldürsün. Bu ihtiyar canımızı sıkacak. Hadi, hadi. Hadi. Sanırım Mihrak'tı galiba. Buradan gitsek iyi olur. Kız çok güzel. Tanrım. Sabaha kadar bakabilirim. Çok güzel. Fotoğrafını çekelim. Bu rüzgar nereden geliyor? Burada pencere yok ki. Tanya, sen bu resmi mi söylüyordun yoksa? Baksana. Gelsene Tanya. Ufaklık, araba olmuştur. Hadi ama gidelim. Bu resim... Hadi gidelim. Beni mi çağırdın? Evet, bu resim... Korktu galiba. Ateş mi gördün bir yerde? Hadi gidelim, hadi. Hadi gidelim, hadi. Geç kalıyoruz. Gel. Hadi gidelim. Hey, göz kırptı. Gördüm kırptığını. Eminim. Bak, göz kırptı. Bu resimler herkese göz kırpmaz. Sadece özel birisi gelince kırpar veya beklediği biri geldiği zaman. Ama ben özel biri değilim ki. Ne demek istiyorsun? Babaları zengin olan Mihir'le Mohit. Yani ben önemli biri değilim. Ne diyorsun, anlamıyorum bayım, seni. Bayım, bu çocuk delirmiş gerçekten de. Özel olan benim ve göz kırptığını gördüm. Şaka yapmanın zamanı değil şimdi, tamam mı? Sus! Amca, beni yılanla tanıştırsın. Yapma, tamam. Numarasını tamam, alıp yapma. Hemen gideceğim, söz. Söyler misin Tanya, son yılan kraliçesinin resmini buldun mu? Hayır, ben bilmiyorum. Hayır. Onun resmi olması gereken yerde yok. Sizin burada olmanız doğru değil. Artık gitmeniz lazım. Konağın ruhunu kirletmeyin. Gidin, gidin artık. Çıkın buradan. İhtiyar, çok bağırma. Yoksa tansiyonun çıkar ve ölürsün burada. Anladın mı? Biz gidiyoruz amca. Mihir, hadi gidelim. Bir dakika Tanya.
bahsettiğin son yılan kraliçesi nasıl görünüyordu, söyler misin? Yeter. Size onunla ilgili konuşmak istemediğimi söylemiştim. Gidin buradan ve bir daha da gelmeyin. Tamam mı? Mihir, hadi gidelim. Resimle niye bu kadar ilgilendin? Son soru o zaman. Evet. Bu harabede hangi hazineyi koruyorsunuz? Hemen çıkın buradan. Gidin. Lütfen gidelim, lütfen. Ben seni buradan uzak tutmaya çalıştıkça ne yapıp ediyor ve bir yolunu bulup tekrar geliyorsun. Senden sakladığım şeyleri öğrenmeye çalışıyorsun. Yılan topluluğunun senden sakladıklarını. İnanılmaz, yılan konağı. Bize hayaletler ve cadılar musallat oldu sandık. Ama çok korkunç bir yerdi. Ayrıca resimdeki kız çok güzeldi. Onunla tanışmak doğru isterdim söylüyor. Doğrusu. Evet. Gel seni buraya. Şapşal. Ne konaktı ama. Hadi gidelim artık buradan. Peki. Gidemiyoruz galiba. Adam hala çalışıyor. Baksana. Burada biraz daha oyalanacağız canım. Pardon. Bakar mısın bir dakika? Daha ne kadar işim var? Pardon. Sağır mı bu? Duymuyor galiba. İşe çok dalmış. Köylüler böyledir her zaman. Ona ihtiyacımız olduğunu biliyor. O yüzden böyle. Arkadaşlar hadi gidelim. Sıkıldım burada, yeter. Bekleyeceğiz. Yapacak hiçbir şey yok. Neyse ya, boş verin. Onlar yüzünden havamızı bozmayalım. İçecek bir şeyler alalım ve burada parti yapalım. Bizim içeceği burada asla bulamayız. Sorun değil. Yerel bir şeyler alırız. Belki de eğlenecek birilerini bile buluruz. Ne dersin? Mihir. Birazdan döneriz, tamam mı? Sakın korkma. Beni boş ver de önce kendini bir düşün. Rohan, burada lastik delindi. Dikkat et de başka delinen bir şey olmasın. Senin de dalga geçiyor. Hadi gidelim. Her şeyi aldık. Hey, neredeydiniz siz? Onu ormana götürdüm. Biraz yürüdük. Ne? Delirdin mi sen? Bu arada bu iş daha ne kadar sürecek? Bir saat mi, iki saat mi? Yarına kadar biter mi? Uğraşıyor işte. Köylüler arabanın yağlanması gerektiğini söylediler. O yüzden uzun sürdü. Daha sürecek mi? Bekleyecek miyiz peki? Tanrım, daha çok sürecek gibi. Dinleyin, ben konağa tekrar gidip biraz fotoğraf çekmek istiyorum. Siz bitince bana haber verirsiniz, tamam mı? Görüşürüz. Tanya! Dikkatli ol. İhtiyardan uzak dur, tamam mı? Daha ne kadar sürecek? Bir saat, iki saat söyler misin lütfen? Hayır, bitti. Thank you.
Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.